18 Temmuz'da süresi dolacak olan olağanüstü hal yeniden uzatılmayacak. Terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için yasal düzenleme yapılacak. Meclis gündemine gelecek bu ilk yasa teklifi için iktidar partisi çalışmalara başladı. Yasa teklifinin içeriği henüz netleşmedi ama ilk teklif mecliste tartışma konusu oldu. Olağanüstü hal kalkacak. Bu önemli. Evet. Olağanüstü hal kalktığı zaman eğer yargının veya güvenlik güçlerinin bir sıkıntısı söz konusu olacaksa böyle bir imkan olmasın ve ihtimal olmasın. O yüzden bazı konuları CMK başta olmak üzere gözden geçirelim. OHAL hükmünde yasama yapacaklar. Hükümete OHAL'in durumunu koruyacak ve sürdürecek. Yani OHAL'in adını kaldırıp ama sanını, OHAL'in kendisini, varlığını koruyacak bir çalışma. OHAL'in kalkması oh yani nihayet. 15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL'in süresi 18 Temmuz'da sona eriyor. 7 kez uzatıldı, 8. kez uzatılmayacak. Ancak OHAL sona erdikten sonra terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için bazı adımlar atılacak. Meclis gündemine gelecek ilk yasa teklifi de bu konuda olacak. Çok ciddi bir mücadele söz konusu. Hala var bu adamlar. Yargının da emniyetin de rahatlaması için aynı adımı atalım istiyoruz. Adımlarımızı atarken anayasal hukuk, insan hakları hukuku, evrensel hukuk hepsinin ilklerine bakacağız. AK Parti meclis gündemine gelecek ilk yasa teklifi için hazırlıklara başladı. Terörle mücadele ve ceza muhakemeleri kanununda değişiklik yapılması öngörülüyor. MHP OHAL kaldırıldıktan sonra terörle mücadelenin zafiyete uğramaması gerektiğini, bu konuda atılacak adımlara destek vereceğini belirtmişti. CHP'dense itiraz geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin kalıcı hale getirileceğini savundu. OHAL'in cismini koruyacak, ismini kaldıracak, vatandaşı kandıracak bir çalışma için meclisi bir hafta çalıştıralım. Yapacakları da şu, OHAL hükmünde yasama yapacaklar. Hükümete OHAL'in durumunu, varlığını koruyacak bir çalışma. Konuya ilişkin bir değerlendirme de İYİ Parti'den geldi. Kalkması gene de Türkiye'nin yararınadır. Böyle bir adım atmalarını da doğru buluyorum. Tebrik ederim. İyi bir adım olur. Çünkü Türkiye'nin OHAL yasalarına ben ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. Çünkü terörle mücadele, ister PKK ister FETÖ ile olan ve diğer örgütlerle olan mücadeleler olsun. Elbette ki iktidarın yanında olacağız.